Merhaba gençler, zemin mekaniği 2 derslerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz geçen derslerimizde öğrendiğimiz şevimizin kaymaya karşı veya heyelana karşı güvenlik katsayısını hesapladığımız değişik yöntemler görmüştük. Eğer bu tarz işlemlerle birlikte bazı teorilerle güvenlik katsayısının yeterli olmadığını eğer tespit etmişsek şevimizin güvenliğini nasıl arttıracağız? Güvenlik katsayısını nasıl arttıracağız da heyelana karşı direnç göstermeye başlayacak. Çocuklar, buradaki yöntemleri şu şekilde gruplandırabiliriz. İlki, şevimizin eğim açısını, yatayla yapmış olduğu eğim açısını azaltmak. Bu eğim açısını azaltmak, şevimizin kaydıran kuvvetleri olan yer çekimi etkisiyle birlikte aşağıya doğru şevimizi hareket ettirmek isteyecek olan kuvvetleri azaltıcı bir etki meydana getirmesinden dolayı şev açısının azaltılması sizin güvenlik katsayınızı artıracaktır. Ayrıca kayma yüzeyini hatırlıyorsunuzdur. Bu kayma yüzeyinin şevimizin topuğundan geçtiği noktaya eğer siz yük koyarsanız, yani bir mühendislik dolgusu yaparsanız, yine şevimizin güvenlik katsayısını arttırıcı bir etki meydana getireceksiniz. Bir başka iyileştirme yöntemi de şevimizin heyelana karşı güvenliğini arttırıcı bir başka yöntem de şev kütlesinin içindeki ve yüzey sularındaki bazı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için yapacağımız çalışmalar. Mesela yüzey suları, bu yağmur suları olabilir, kar suları olabilir veya daha yukarıdan aşağıya doğru şevimize doğru hareket eden yüzey suları olabilir. Bunları şevimizin içine sızmadan kafa hendekleri, yüzeysel drenaj veya şevimizi geçirimsiz bir örtü tabakasıyla örterek şevimizin bu tarz sulardan, dış sulardan etkilenmesini minimuma indirebilirsiniz. Evet, biliyorsunuz ki şevimizin içinde eğer su etkisi meydana geliyorsa şevimizin güvenlik katsayısını azalttığımızı geçen derslerimizde yine uzun uzun konuşmuştuk. Ayrıca çocuklar, yüzey suları olmasa dahi yer altı suyunun da bize yine olumsuz etkisi bulunmaktaydı. Evet, geçen uygulamalarımızda yer altı suyunun etkisiyle alakalı ve güvenlik katsayısının hesaplanmasıyla alakalı bir uygulama yapmıştık. Eğer o uygulamada yer altı suyu olmasaydı şevimizin güvenlik katsayısının da arttığını göreceksiniz. O zaman yer altı suyunu da yeraltı drenajıyla birlikte aşağılara doğru çekebilirsek, mesela bir kuyu yapıp bu kuyudaki yeraltı suyunu toplasak ve drenajını sağlasak, bir pompayla birlikte bu suyu dışarı atsak, acaba şehrimizin güvenlik katsayısı artar mı? Evet, artacaktır. Yani yeraltı suyunu, yeraltı su seviyesini daha aşağıya doğru götürmek sizin şehrinizin güvenlik katsayısını arttırıcı bir etki meydana getirecektir. Mesela bunu geçen dersimizde çözdüğümüz bir şevimiz vardı ve bu şevin içinde görüldüğü gibi yer altı suyunun bir etkisi bulunmaktaydı. Evet, bu yer altı suyunun etkisiyle birlikte hesapladığımız güvenlik katsayısı 0.9071 olarak hesaplamıştık. Eğer biz yer altı su seviyesini daha aşağıya doğru çekebilseydik, hatta şuradaki kayma yüzeyini görüyorsunuz, bu kayma yüzeyinin daha aşağısına çekebilseydik, yani burada herhangi bir suyun etkisi, yeraltı suyunun etkisi olmasaydı, acaba güvenlik katsayımız 0.9071'den nereye kadar çıkacaktı? Gelin şimdi bu uygulamamızda hemen bunu görelim. Evet, buradaki su yüksekliklerini 0 kabul edelim. Şöyle bütün tabakalarda sanki su yokmuş gibi bir hesap yapacağız. Görüldüğü gibi su yüksekliklerini 0 kabul ettim. İşte bu durum yeraltı suyunun, şuradaki yeraltı su seviyesinin, şuradaki kayma yüzeyinin aşağısından geçtiği durumu ifade ediyor. Evet, güvenlik katsayım, bakınız, yine hesaplamam gerekirse, dediğim gibi burada gördüğüm hesaplanan değeri buraya tahmin edilen değer olarak yazıyorum. Zaten buradaki hata oranı da birbirine yakınlaşıyordu ve birbirine eşit çıktığı anda şevimizin güvenlik katsayısı oluyordu. Şimdi burada gördüğüm sayıyı buraya yazıyorum. 1.1898, 1.2176, 1.2198 yapıyorum. Evet, yaklaşık yakaladık yine. Evet, 1.22 dersem, görüldüğü gibi tahmin ettiğim değerin hesaplanan değere eşit çıktığını görüyorum. Evet, yeraltı suyu varken
0.90 olan güvenlik kasayım. Bakınız, yeraltı su seviyesini kayma yüzeyinin altına eğer çekebilseydim 1.22'ye yükseliyordu. Bakınız, ŞEV'de ve geometrisinde, kohezyonunda, içsel sürtünme açısında herhangi bir değişim olmamasına rağmen yeraltı su seviyesini düşürmekle birlikte güvenlik kasayım aslında birim üzerine, heyelan yapma durumu olan, kritik durum olan birim üzerine rahatlıkla taşınabiliyor. Buradaki suyun etkisinin ne kadar yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Burada anlatılan yöntemlerle ŞEV'imizin güvenlik katsayısını arttıramıyorsak ŞEV'in dışına bir tutucu yapı yapmak zorunda kalabiliriz. Buradaki tutucu yapılardan bahis etmişken istinat duvarı, palplanş perdesi, kazıklı perde, zemin çivileri ve çelik ağ gibi geoteknik çalışma ve yapılardan bahsediyoruz. Bunlar çocuklar kayma yüzeyini belirlemiştiniz. İşte bu kayma yüzeyi boyunca ŞEV'imizin heyelan yapma riski olan kütlenin aşağıya, yani ŞEV'imizin içine doğru hareket etmesini engelleyecek, bunları tutacak yapılar olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka yöntem de ŞEV'imizin zemininin ıslahı. Yani ŞEV'in içindeki zeminin bize buradaki heyelan hareketine karşı koyacak iki tane parametresi vardı. Bunlar zeminimizin kayma parametreleri olan kohezyon ve içsel sürtünme açısıydı. Değişik yöntemlerle zemin ıslah çalışmalarıyla birlikte eğer kohezyonda ve içsel sürtünme açısında bir artış meydana getirebiliyorsanız yine bu da ŞEV'imizin güvenlik katsayısını arttırıcı bir etki meydana getirecektir. ŞEV'imizin güvenliğini arttırıcı tutucu yapılardan bahsetmişken bunların görselini göstermeden de geçmeyelim. İlk görselimizde gabion duvarları görüyorsunuz. Gabion duvarlar tel kafesler içinde, bakınız burada görülen kaya kütlelerinin düzgün bir şekilde sıralanmasıyla elde edilen, segment segment imal edilen duvarlardan bahsediyoruz. ŞEV'imizin topuk bölgesini desteklemek için bakınız bunlar dışarıda imal ediliyor ve yan yana dizilerek buradaki gabion duvar inşa edilmiş oluyor. Hemen yan tarafında zemin çivisi veya kaya bulunu dediğimiz yapı görülmekte. Çocuklar, buradaki bu yapının arkasındaki zemin kütlesi veya ŞEV'imiz buradaki boşluğa doğru hareket etme isteği varsa işte buradaki oluşturacağı yanal kuvveti daha derindeki bir kayaya veya buradaki zemindeki sürtünme ile birlikte taşıtan yapılar zemin çivisi veya kaya bulanı olarak isimlendiriliyor. Eğer sürtünme ile buradaki yanal kuvveti karşılıyorsanız ismi zemin çivisi oluyor. Eğer bunu bir kayaya soketlemişseniz buradaki yapının ismi de kaya bulanı olarak isimlendiriliyor. Üçüncü görselimizde fore kazıklarla inşa edilmiş kazıklı perde sistemi var. Yine bunun arkasındaki kütlenin buradaki çalışma sahası veya inşaat sahasına doğru hareket etme isteğini durduran bir yapıdan bahsediyoruz. Taş duvarımız, istinat duvarımız, taş duvar görüldüğü gibi taşlardan ve arasını dolduran harçlardan imal edilen değişik geometrilere sahip bir yapıdan bahsediyoruz. Burada çocuklar istinat duvarları veya bazı kitaplarda iksa duvarı olarak isimlendirilen yapılar var. Çocuklar, buradaki iksa ve istinat duvarı aynı şey gibi düşünebilirsiniz ama bunlar arasında küçük bir fark var. Eğer bu şekilde bir duvar inşa ediyorsanız, yani içinde donatı ve betonla birlikte imal edilen bir yapıdan bahsediyoruz. Eğer bu dolgu kısmını destekliyorsa bunun ismi istinat duvarı. Eğer bir yarma yüzeyini destekliyorsa da bunun ismi iksa duvarı olarak isimlendiriliyor. Ama biz genellikle sahada buna ikisine de istinat duvarı dendiğini duyabilirsiniz. Şurada görülen boru sistemi çocuklar aslında bir tür drenaj sağlayacak olan perforje boru veya delikli boru dediğimiz bir sistem var. Bunu biraz sonra anlatacağım tekrar. Yine ŞEV'imizin yüzeyini burada bakınız çelik bir ağla kaplandığını görüyorsunuz. Çocuklar, buradaki çelik ağın fonksiyonu aslında buradaki özellikle kaya kütlelerinin ve parçalı kaya kütlelerinin olduğu yüzeylerde buradan kopan parçalar değişik etkilerle birlikte buradan bir kaya kütlesi ayrıldığı zaman
Şevimizin dışına doğru hareket etmesini engellemek için şevin yüzeyini burada görüldüğü gibi mukavim çelik ağlarla örtüyoruz ki buradaki kütlenin aşağıya doğru hareket edip çalışma sahamıza, bir inşaat sahamıza veya bir yol inşa etmişsek buradaki şevin dibinde ve topuğunda buradaki kütlenin oraya gelmesini engellemek için kullandığımız bir tür istinat yapısı veya geoteknik yapı olarak düşünebilirsiniz. Tabii çocuklar, bunları söylemişken şuna da dikkat etmemiz gerektiğini, yani tutucu yapılarda şuna da dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatmak gerekiyor. Demiştik ki çeşitli yöntemlerle birlikte biz kritik kayma yüzeyini belirleyelim. Minimum güvenlik katsayısına sahip, şurada görüldüğü gibi veya şurada görüldüğü gibi potansiyel kesme yüzeyi de deniyor buna. Kritik kayma yüzeyini belirledik. İşte bizim yapacağımız tutucu yapılar mutlaka burada görüldüğü gibi bu kayma yüzeylerini kesmesi gerekiyor. Mesela şuradaki gibi bir kayma yüzeyi belirlemişsek ve şuradaki yapacağımız inşa edeceğimiz istinat duvarı mutlaka şuradaki kayma yüzeyinin önüne gelecek ve bunu keserek buradaki kütle hareketine engel olacak şekilde imal edilmesi gerekiyor. Şöyle çizerek göstereyim size. Mesela şöyle bir sonlu şey çizeyim. Kayma yüzeyi de şöyle bir derinden geçen bir kayma yüzeyi olsun. Sizin bu şekilde imal edebileceğiniz bir istinat duvarının kayma yüzeyi daha derinden geçtiği için, istinat duvarınız bunu kesmediği için hiçbir fonksiyonu, sizin şevinizin güvenliğini arttırıcı bir fonksiyonu olmayacaktır. Aynı mantık mesela kaya bulonlarında veya zemin çivilerinde de var. Eğer kayma yüzeyi daha derinden geçiyorsa, ki burada çocuklar istinat duvarını çok derine kadar inmeniz gerekiyor. İşte o zaman istinat duvarı yerine kaya bulonu tercih edebilirsiniz veya zemin çivisi tercih edebilirsiniz. İşte buradaki zemin çivisinin boyu mutlaka şuradaki kayma yüzeyini kesecek şekilde ve daha derine doğru gidecek şekilde olması gerekiyor. Eğer sizin daha kısa boylu bir zemin çivisi veya kaya bulonu inşa etmeniz durumunda şuradaki potansiyel kayma yüzeyini kesemediği için size herhangi bir avantaj sağlamayacaktır. Buna da dikkat etmemiz gerektiğini şimdiden söyleyeyim. Şevlerimizde suyun olumsuz etkisini daha önce konuşmuştuk. Bununla alakalı görselleri de burada göstermiş olayım. Çocuklar, bizim şevimizin etki edecek iki tane su bulunmakta. Birincisi yüzey suları. Bu yüzey sularının şevimizin içine sızmayla girebileceğini söylemiştik. Ve bir de yeraltı suyunun etkisi olumsuz, yani güvenlik katsayısını azaltıcı bir etki meydana getiriyordu. Bunlar için bu iki tane suyun ortamdan uzaklaştırılması, şevden uzaklaştırılması için 2-3 tane yöntem var. Hemen bunları söyleyelim. Görüldüğü gibi yer altı su seviyesini daha aşağıya doğru çekmek için bir kuyu sistemiyle birlikte bu kuyuyu açıyorsunuz ve buradan ki toplanan suyu, bu kuyuda toplanan suyu bir pompa yardımıyla uzaklaştırma, yani deşarj etme olanağınız varsa bu yer altı su seviyesini daha derinlere çekeceği için çevimizin güvenlik katsayısını arttıracaktır. Tabii burada hem kuyu açma maliyeti hem de buradaki pompanın kullanma bir yakıt masrafı veya bir bize bir masrafı olacağı için bunu tercih etmiyorsanız eğer, bunu suyun cazibesiyle birlikte yer altı su seviyesini şurada görüldüğü gibi yatay direnler vasıtasıyla yine yer altı suyunu daha aşağılara doğru çekmenize olanak sağlayan ve suyun buradaki eğimle birlikte kendi halinde akarak şuradaki şevin dış yüzeyine doğru hareket etmesini sağlayacak bir sistemde yine yeraltı su seviyesini düşürecek ve güvenlik katsayınızı artıracaktır. Tabii çocuklar, buradaki kullanacağınız borulara yeraltı suyunun girmesi için mutlaka buradaki boruların perforve drenaj boruları olması gerekiyor. Peki bu perforve drenaj borusu deyince ne anlayacağız? Şöyle gösterelim. Üzerinde deliklerin bulunduğu ve suyun sızmasıyla birlikte bu deliklerden borunun içine doğru suyun hareket etmesine olanak sağlayan delikli, daha önceden veya bir makine üretimi veya bir fabrikasyon üretimi borulardan bahsediyoruz. Çocuklar, tabii sadece yeraltı su seviyesini bu şekilde indirmiyoruz.
Bir başka şekilde de, yani şu şekilde gördüğü üzere, derin drenajlar yardımıyla da yine yeraltı suyunu daha aşağılara doğru çekmeye sağlıyor. Bazı çalışmalar yapıyoruz. Peki buradaki çalışma nedir? Görüldüğü gibi bir derin drenaj sistemiyle birlikte, yine bakınız burada görüldüğü gibi, burada geçirgen bir malzeme, bir filtre malzemesi ve yine burada drenaj borusu, delikli drenaj borusu ile birlikte yeraltı su seviyesinin görüldüğü gibi şevimeze doğru olan bu yeraltı su seviyesinin görüldüğü üzere şuradaki drenaj sisteminin derinliğine bağlı olarak daha aşağılara doğru indirilmesi olasıdır. Çocuklar, buradaki 3 tane yöntem, bir pompayla deşarj edilmesi ve burada görüldüğü gibi yatay diren ve kesici direnlerle birlikte şevimizin içindeki suyun kendi cazibe akışıyla birlikte ortamı terk etmesine sağlayan bütün çalışmalar yeraltı su seviyesini indirmeyle alakalı çalışmalar. Bir başka suda, yani şevimizi etkileyen bir başka suda yüzey suları. Peki yüzey suları nasıl etki ediyor? Görüldüğü gibi şuradan dışarıdan gelen sular şevimizin içine doğru sızma hareketi meydana getirmesinden önce, bakın şurada görüldüğü gibi bir drenaj kanalıyla birlikte toplanıp ortamdan uzaklaştırılıyor. Özellikle kafa hendekleri dediğimiz drenajlar bu tür. Bir de çocuklar, buradaki yüzeyde duran drenaj hendeklerinden başka bir tür olarak da yine derin drenaja benzer bir sistemle de yüzey sularını toplayıp şuradaki bakınız filtre malzemesinden yüzey sularının buradan içeri sızarak buradaki delikli boru ile birlikte ortamı terk etmesini sağladığımız başka bir sistem de var. Çocuklar, bu yeraltı su seviyesi için değil de yine yüzey sularının toplanıp ortamdan uzaklaştırılması için gerekli bir çalışma. Peki bu iki çalışma arasındaki farkı ben nasıl algılıyorum? Bakınız şuradaki dolgudan algılıyorum. Peki bu dolgu ne işe yarıyor? Dışarıdan yüzey sularının buradaki drenaj borusuna gelmesini engelliyor. Ama bakınız burada bu dolgudan bulunmadığı için buradaki amaç yüzey sularının buradaki filtre malzemesinden geçip buradaki perforje drenaj borularıyla birlikte toplanıp ortamdan uzaklaştırılmasına olanak sağlayan bir sistem. Yani bu iki tane sistem yüzey sularını ortamdan uzaklaştırırken diğerleri yeraltı su seviyesini aşağılara doğru düşüren ve güvenlik katsayımızı artıran çalışmalar olarak söyleyebiliriz. Şimdi kafa hendeklerinden bahsetmişken bakınız şurada bir görselini görüyorsunuz. Sadece görüldüğü gibi yüzey sularını alıp ortamdan uzaklaştırmaya olanak sağlayan ve bu yüzey sularının şevimizin içine sızıp yeraltı su seviyesiyle birleşip güvenlik katsayımızı azaltıcı yönde bir etkisi oluşturmadan ortamdan uzaklaştırılmasına yarayan hendeklerden bahsediyoruz. Şevimizin güvenlik katsayısını arttırıcı diğer çalışmalardan bahsetmişken yük hafifletme ve topuk bölgesine dolgu yapmak da yine bize olumlu sonuçlar doğuracaktır. Burada gördüğünüz ilk görselde şevimizin taç bölgesindeki bir kütlenin kaldırılması şevimizin güvenlik katsayısını artıracaktır. Ve şunu da söylemek gerekir ki buradaki kütlenin tamamen değil de burada görüldüğü gibi bir tür taraslama dediğimiz veya palye kesmek dediğimiz bir kısımla birlikte kısmi olarak belli bir kütlenin kaldırılması dahi şevimizin güvenlik katsayısına olumlu etki meydana getirecektir. Şevimizin şurada görülen kesikli çizgiler çocuklar, şevimizin ilk hali. Eğer siz şuradaki taralık bölgeyi buradan alırsanız, yani şurada görüldüğü gibi şevimizin yatayla yapmış olduğu açıyı, yani beta açısını küçültme yönünde hareket ederseniz yine bu da şevimizin güvenlik katsayısını arttıracaktır. Çocuklar, sadece burada kütle almak değil, şuraya kütle koyarak da şevimizin beta açısını küçültebiliyoruz. Mesela şevimizin ilk hali yine bu kesikli gördüğünüz halidir. Buradaki açı beta olmak üzere, beta 1 diyelim ilk açı. Bakınız bu sefer üzerinden kütle değil de üzerine kütle yükleniyor. Hem burada görüldüğü üzere topuk bölgesi destekleniyor, hem de bakınız şevimizin yatayla yapmış olduğu açı beta 2 haline geliyor. Yani betayı küçültmüş oluyorsunuz. Bu da yine şevimizin güvenlik katsayısını arttırıcı bir etki olarak söylenebilir. Tabi diğerlerinden farkı, buradan şevimizin üzerinden bir kütlenin alınmadığını, aksine burada görüldüğü üzere bir kütle eklendiğini görüyorsunuz. Buradaki kütlenin eklenmesi hem beta açısını küçültmekte hem de burada görüldüğü üzere şevimizin topuk bölgesini desteklemekte.
Eğer siz doğrudan şurada görüldüğü gibi çevimizin topuk bölgesini desteklerseniz de yine çevin güvenlik katsayısını arttırıcı bir etki meydana getiriyorsunuz. Bu tarz topuk dolguları çocuklar çevimizin kayma yüzeyini değiştiren bir etki meydana getiriyor. Mesela topuk dolgusu yapmadan önce şurada belirlenen kritik kayma yüzeyini görüyorsunuz. Kesik çizgilerle gösterilen kritik kayma yüzeyi topuk dolgusu yapılmadan önceki kritik kayma yüzeyi. Çocuklar topuk dolgusu yapıldıktan sonra kritik kayma yüzeyinin yeri değişiyor ve şurada görüldüğü üzere biraz daha farklı bir yerden geçen, hatta bakınız topuk bölgesinin ilerisine doğru, şöyle gösterelim, ilk halinden bakınız burada topuk bölgesinden geçen kritik kayma yüzeyi daha ileriden bir yere doğru hareket etmeye veya zorlanmaya doğru bu şekilde bir harekete zorlandığını görüyoruz. Peki diyeceksiniz ki hocam madem buradaki heyelan hareketi buradaki gibi bir heyelan hareketi olma olasılığı var. Peki nasıl oluyor da buradaki durumdaki güvenlik katsayısı yüksek oluyor? Çünkü bunun hikayesi şudur. Şimdi bizim zeminimizin bu heyelan hareketine, yani bu kütle hareketine yapacağı direnç nereden geliyordu? Şuradaki kayma yüzeyinde oluşan bazı sürtünme, yani zeminimizin kohezyonuna ve içsel sürtünme açısına bağlı, aslında bir zeminin kayma direncine bağlı bir etki vardı. Bu harekete ters yönde oluşan bir etkiden bahsediyoruz. Şimdi çocuklar buradaki kayma yüzeyi uzadığı için buradaki zeminimizin içinde zeminin gösterdiği, bu heyelan hareketine gösterdiği direnç de buradaki kayma yüzeyinin uzamasından dolayı daha fazla bir dirençle birlikte zeminimizi bu heyelan hareketine karşı destekleyecektir. Yani size yine pozitif yönde bir etkisi olacaktır. Şevk stabilitesi ile alakalı konunun sonuna gelmişken sizden gelen bazı sorulara da cevap vermek istiyorum. Çocuklar, sizden gelen sorulardan ilki, daha önceden konuştuğumuz şurada web adresi verilen ve yatay elastik tasarım spektrumunu elde etmek için kullandığımız bir interaktif web uygulamasından bahsetmiştik. Bu yatay elastik tasarım spektrumunun bir de düşey elastik tasarım spektrumu olduğunu söylemiştik. Peki bu bize nasıl elde ediyorduk biz bunu? Öncelikle yerel zemin sınıfımız vardı. ZA, ZB, ZC, ZD veya ZE olarak geoteknik rapordan aldığımız yerel zemin sınıfımız ve inşaatı yapacağımız lokasyonu, koordinatlarını vererek bize şuradaki web adresindeki interaktif web uygulaması burada görülen yatay elastik tasarım spektrumunu vermekte. Peki bu spektrumdaki özellikleri bir inceleyelim. Bakınız x ekseninde doğal titreşim periyodu saniye olarak verilmiş. Y ekseninde de SAT denilen yatay elastik tasarım spektral ivmesi dediğimiz bir büyüklükten bahsetmiştik. Çocuklar, burada okuyacağınız, yani y ekseninde okuyacağınız değerler g biriminden, yani santimetre bölü saniye kare, metre bölü saniye kare gibi bir birim yok. Buradaki okunan değerler 0.1 g, 0.3 g gibi değerler olacak. Eğer size santimetre bölü saniye kare, metre bölü saniye kare gerekiyorsa buradaki değeri, yani y ekseninde okuduğumuz değeri bir de g'nin sayısal değeri olan 9.81 metre bölü saniye kare veya 981 santimetre bölü saniye kare ile çarpmayı unutmayın. Peki yatay elastik tasarım spektral ivmesi ne demektir? Evet, depremin kendine has zamana bağlı bir ivme kaydı var. Yani depremin oluşturduğu bir ivme var. Acaba bu ivmede düşündüğümüz zaman yapımız bu ivmeyi nasıl hissedecek? İşte burada gördüğünüz spektrum bunu size gösteriyor. Peki nasıl kullanılıyor? Öncelikle yapınızın doğal titreşim periyodunu saniye olarak bilmeniz gerekiyor. Ondan sonra x ekseninden geliyorsunuz buradaki yatay elastik tasarım spektrumuna ve y ekseninde, yani şu karşıda yatay elastik tasarım spektral ivmesini okuyorsunuz. Tabi diyeceksiniz ki hocam bu deprem kuvveti bana lazım. Sizin burada okuduğunuz değer ivme, spektral ivme değerleri. Ben buradan depremin bana yapımda meydana getirdiği kuvvet ne kadar, nasıl hesaplayacağım? Bunun için aslında bildiğimiz bir formül vardı. F eşittir MA.
Burada okuduğumuz spektral ivme değerini A olarak kullanın. Yapınızın kütlesini buraya koyduğunuz zaman işte deprem sırasında yapınıza gelecek olan kuvveti bu şekilde hesaplamış oluyorsunuz. Tabii bu F kuvveti bütün katlara aynı büyüklükte etki etmiyor. Ben bunu burada anlatmayacağım. Geoteknik mühendisliğinde anlatmayacağım. Bunu betonarme dersinde hocalarınıza sorabilirsiniz. Yani bu kuvveti katlara doğru ne yapmanız lazım? Farklı bir büyüklük olarak aktarmanız gerekiyor. Her kata aynı deprem kuvveti etki etmediğini o derste zaten öğreneceksiniz. Peki biz buradaki ve şuradaki internet adresini kullanırken neler elde etmiştik? Aslında şurada gördüğünüz SDS, SD1 ki bakınız buradaki Y eksenindeki bazı yerlere gelen değerleri yine buradaki interaktif web uygulamasından elde etmiştik. Tasarım spektral ivme katsayılarıydı bunlar. SDS kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı, SD1 de 1 saniyeye karşılık gelen 1 saniyelik doğal titreşim periyoduna karşılık gelen değer de SD1 olarak ifade edilmişti. Burada bakınız TA ve TB var ki buradaki bu biçime baktığınız zaman buradaki maksimum yapınıza etki edebilecek maksimum spektral ivme değeri bakınız SDS bu nerede etki ediyor? TA ve TB doğal titreşim periyotları arasında ki bunların hesabı da bakınız burada verilmişti. Şurada bakınız bir eğrilik var. Bu eğrilikteki değerleri SAT yani şuradaki Y değerlerini SD1 ve şurada sizin yapınızın doğal titreşim periyodunu buraya koyarak SAET yani şuradaki yatay elastik tasarım spektral ivmesini şu bölgede şu formülle hesaplayabilirsiniz. Peki TL dediğimiz ki burada bizim yönetmeliğimizde 6 saniyedir bu. 6 saniyenin ötesindeki doğal titreşim periyotlarını nasıl hesaplıyoruz? Onun için de SAT formülü biraz değişikliğe uğruyor. SD1 bakın şuradakiyle aynı. T kare oluyor. Yani sizin buradaki yapınızın periyodu daha ileride olduğu zaman buradaki periyot T'nin karesi. Buradaki TL de çocuklar şuradaki görülen değer 6 saniye olarak koyduğunuz zaman işte TL'nin ötesindeki yatay elastik tasarım spektral ivmelerini de hesaplayabiliyorsunuz. Bunları zaten şuradaki internet adresindeki ve interaktif web uygulamasını anlatırken buradaki yatay elastik tasarım spektrumundan bahsetmiştik. Demek ki bizim deprem sırasında oluşan ivmenin yapımızda ne kadar hissettiğimizi buradaki yatay elastik tasarım spektrumuna bağlı olarak belirliyoruz ve buradaki ivmelerden de depremin bizim yapımıza etki ettiği zamanki ne kadarlık bir kuvvetle etki ediyor işte bunu da F eşittir MA'dan hesaplıyoruz. Peki buradan demek ki şuradaki SDS, SD1 ve 0.4 SDS dediğimiz değerler buradaki interaktif web uygulamasından yerel zemin sınıfı ve lokasyona göre belirlenecek. Ayrıca çocuklar bir de yapınızın doğal titreşim periyodunu bilmeniz gerektiğini söylemiştik. Peki buradaki yapıdaki doğal titreşim periyodu nasıl bulunuyor? Çocuklar bununla alakalı yine betonarme dersinde bazı şeyler öğreneceksiniz. Ben size en genel halindeki bir betonarme yapımız olabilir, bir çelik yapımız olabilir. Buradaki şurada kullanacağınız yani yatay elastik tasarım spektrumunda X ekseninde kullanacağınız değeri şu şöyle bir formülle hesaplayabilirsiniz. CT çarpı HN üzeri 3/4. Buradaki CT eğer sizin yapınız yani depremin etkilediği yapı betonarme bir yapıysa CT yerine 0,1. Çelik bir yapı ise buradaki CT gördüğünüz yere 0,08. Diğer yapılar için de CT 0,07 değeri alınacak. Peki buradaki HN değeri nedir? Binanın temel üstünden itibaren toplam yüksekliği metre cinsinden girdiğiniz zaman sizin yapınızın doğal titreşim periyodunu bulabiliyorsunuz. Yani şurada YX ekseninde bulacağınız değeri yapılar için buradan hesaplayabilirsiniz. Betonarme yapılar için şöyle kısa bir formül de veriliyor veya çelik yapılar için şöyle kısa bir formül de size söyleyeyim. Hocam bu HN bölü 3/4 ile uğraşmayalım. Daha kısa bir formül nasıl önerirsiniz? Çünkü de şöyle diyorlar.
Yapınız kaç katlı? 20 katlıysa burada gördüğünüz 0.1'i 20 ile çarpmanız kafi. Pardon, 20 ile 0.1'i çarpmanız kafi. Bu sizin yapınızın doğal titreşim periyodunu verecektir. Eğer yapınız çelikse de binadaki o binadaki kat sayısı çarp kat kaç kat varsa onunla birlikte 0.08'i çarpmanız kafi gelecek. Betonarme ve çelik yapıların doğal titreşim periyotlarının kısa olarak nasıl hesaplandığını söyledik. Ancak biz geoteknik mühendisi olduğumuz için doğal zeminlerdeki titreşim periyodunun nasıl hesaplandığını da söylemeden geçmeyeceğiz. Bunun için iki tane formülasyon size vereceğim. İlk formülasyonu çocuklar tek tabakalı zeminler için, homojen zeminler için zeminimizin doğal titreşim periyodunu 4 çarpı tabakanın kalınlığı bölü o tabakadaki kayma dalgası hızını bu şekilde formüle ettiğimiz zaman bulacağınız değer şevimizin veya buradaki zeminin doğal titreşim periyodu. Saniye olarak doğal titreşim periyodunu elde etmiş oluyorsunuz. Çocuklar aşağıdaki formüllerde tabakalı zeminler için zeminimizin doğal titreşim periyodunu veren formüllerdir. Tabakalı bir zemin durumu olduğunu söylemiştik. 4, bakınız bununla ortak olarak geliyor. HI dediğimiz şey her bir tabakanın, evet tabakalı bir zemin durumu olduğuna göre her bir tabakanın kalınlığı bölü o tabakanın kayma dalgası hızına oranladığınız zaman ve bu hesaplamayı bütün zemin tabakalarında gerçekleştirip topladığınız zaman işte o kütlenin doğal titreşim periyodunu elde etmiş oluyorsunuz. Çocuklar bu formüle benzer bir başka formül daha var. Aslında çok benziyorlar. Sadece burada ağırlıklı ortalamaya benzer bir ortalama yardımıyla zeminimizin tabakalı zemin durumundaki zeminin doğal titreşim periyodunu elde ediyorsunuz. Pay kısmında 4 çarpı H, bakınız şununla ortak geldi. Ancak payda kısmında bir değişiklik var. Her bir zeminin kayma dalgası hızını o zeminin kalınlığıyla çarpıyorsunuz ve bu tabakalı zemin durumundaki toplam kalınlığa böldüğünüz zaman buradaki bütün tabakalarda bunu gerçekleştirip topluyorsunuz. İşte bu toplamda payda kısmını oluşturacak. Şuradaki 4H'ı bu toplama böldüğünüz zaman da buradaki tabakalı zemin durumu için zeminimizin doğal titreşim periyodunu hesaplamış oluyorsunuz. Yapıların doğal titreşim periyotlarıyla alakalı formülleri az önce söylemiştim. Bunlara birkaç örnek vermeden de geçmiyorum. San Francisco'da yer alan 26 katlı çelik bir yapı olan Alcoa binasının kısa yön ve uzun yöne bağlı olarak doğal titreşim periyotları 2.21 saniye ve 1.67 saniye olarak ölçülmüş. Çocuklar bakınız yine San Francisco'da yer alan Golden Gate Köprüsü var. Buradaki doğal titreşim periyotları burada görüldüğü gibi binalara göre biraz daha farklı, hatta oldukça fazla olduğu görülüyor. 2.21 saniye Alcoa binasının normalde en büyük periyodu, en büyük doğal titreşim periyodu olurken bakınız Golden Gate Köprüsü'nün 18.2 saniyeye kadar oluşan doğal titreşim periyotlarına sahip olduğu ölçülmüş çocuklar. Sizden gelen bir başka soru da şu şekildeydi. Hocam bu yatay elastik tasarım spektrumu nasıl elde ediliyor? Çocuklar aslında bunun çok basit bir mantığı var. Bir tane deprem düşünün ve depremin zamana bağlı ivme kaydı var. Siz eğer bir depremde böyle bir ivme kaydına sahipseniz ve değişik periyotlardaki ki demin formüllerini size vermiştim. Betonarme bir yapı olabilir, değişik bir periyoda sahip bir çelik yapı olabilir. Bunların farklı katlara göre farklı doğal titreşim periyotları olabilir. İşte siz buradaki ivme kaydını değişik periyotlardaki yapılara uygularsanız elde edeceğiniz maksimum, bakınız buradaki yer değiştirmeleri görüyorsunuz. Peki bu yer değiştirmeleri ben işaretleseydim, değişik periyotlara sahip yapıların yapacağı yer değiştirmeleri işaretleyip size çizebilseydim aslında elde edeceğim şekil şurada görülen, bakınız çan eğrisine benzer bir eğri elde edeceğim. Tabii şimdi şunu soracaksınız. Hocam buradaki çan eğrisine benzer sistem bana verilen şuradaki
eğrinin biçimine hiç benzemiyor. Takdir edersiniz ki çocuklar, bunu çizmek için, yani şuradaki çan eğrisini elde etmek için sadece bir deprem kullandınız. Eğer siz aynı özelliklere sahip veya aynı yörede meydana gelecek olan değişik depremler kullansaydınız, bakınız şurada görüldüğü gibi değişik depremlerin değişik periyotlara sahip binalarda meydana getirdiği spektral ivmeleri bu şekilde, bu bir tanesi ve şurada bakınız çoklu olarak gördüğünüz bir sürü depremin etkisini aynı grafik üzerinde periyot spektral ivme grafiği ekseni üzerinde çizseniz şu şekilde bir sürü değişik biçimde eğri elde edecektiniz. İşte bu eğrilerden geçen şu şekil bize aslında yönetmeliğimizde verilen spektral ivmeleri okuduğumuz eğridir. Yani sizin birçok depremin değişik periyotlardaki yapılar üzerindeki etkisini simüle eden, yapıya gelen ivmeleri gösteren işte buradaki spektral ivme biçimine bu şekilde ulaşıyor. Yani sizin burada gördüğünüz yapı birçok depreme dikkat almanızla birlikte aslında bizim yönetmelikte verilen bu şekilde bakın bir tepe noktasına ulaştı. Bir plato bölgesi var ve bu plato bölgesinden aşağıya doğru hareket eden bir eğriden bahsetmeye başlıyorsunuz. Çocuklar bir başka soruda eğer siz zemin sınıfı değişseydi, lokasyon değiştirmese dahi, eğer bulunduğunuz yerdeki zemin sınıfı değişseydi nasıl bir durum olurdu? Bakınız burada iki tane aynı lokasyondaki sadece yerel zemin sınıfı değişerek kırmızıyla gördüğünüz çizim ZE yerel zemin sınıfına göre çizilmiş. Maviyle gördüğünüz çizim de ZA yerel zemin sınıfına göre çizilmiş. Ne demiştik? Bizim yapımızın periyodunu düşündüğümüz zaman diyelim ki periyodumuz 2 saniye olsun. Buradan buradaki yatay tasarım spektral ivme katsayılarını okuyacağımız eğriye gidecektik ve karşı tarafta yapımıza yapımızın doğal periyodu 2 olan yapımıza etki edecek olan tasarım spektral ivmeleri okuyacaktık. Peki buradaki bakınız daha mühendislik özellikleri olarak daha kötü bir zemine denk gelen ZE zemininde bizim yapımızın hissedeceği aynı deprem, aynı lokasyon olabilir ama hissedeceğimiz ivme bakınız daha yüksek. Zemin özellikleri daha iyi olan ZA zemini düşündüğümüz zaman daha düşük bir ivme ile muhatap olacağız. Peki bu ivmelerin büyük küçük olması bizi niye etkileyecek? F eşittir MA'dan yapımızın kütlesi sabit olduğunu düşündüğümüz zaman bizim yapımıza depremin etki edeceği kuvveti de bakınız burada daha fazla olacaktır. Daha aşağıda bir spektral ivme okuyorsanız daha az bir deprem kuvvetiyle yapınız etkilenecektir. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım.